Bu güzel ülkede niye birbirimize farklı bakıyoruz? Niye kutuplaşıyoruz? Niye kavga ediyoruz? Siyasetin görevi halka hizmet etmekse e, halka hizmette yarışalım biz. Niye kavgada yarışıyoruz? Hangi gerekçeyle? Neredeyse komşumuzun kimliğini soruyoruz. İnancını sorguluyoruz. Yaşam tarzını sorguluyoruz. O da insan, ben de insanım, siz de insanız. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ortak paydamız ne? Bayrağımız. Seviyor muyuz? Baş tacı. Ülkemiz, ortak paydamız. Seviyor muyuz? Elbette, baş tacımız. Şehitlerimiz boşuna ama hayatlarını veriyorlar. Toprak için, vatanı için, bayrak için. Peki nasıl yaşamak istiyoruz? Nasıl? Bir arada beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz. Tabiat'a bakın. Ormana bakın. Her türden ağaç vardır. Her türden. Her türden canlı vardır. Ama tabiatın bir uyumu vardır. İnsanoğlu bozmazsa tabiatın kendi içinde bir uyumu vardır. Bir dengesi vardır. Bizim toplumumuzda Demokratik toplumlarda uyumu sağlayan temel kanunun adına anayasa diyoruz. Anayasa bir toplumda uyumu sağlar. Neden? Çünkü anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir. Toplumsal uzlaşma belgeleridir. Muhtarın da, sanayicinin de, vatandaşın da, kadının da, erkeğin de haklarını güvence altına alır. Haklarını güvence altına alır. O nedenle biz buna Anayasa diyoruz. Yasaların anası diyoruz. Peki anayasalar nasıl olmalı? Bir toplumu bölmemeli, ayrıştırmamalı anayasalar. Anayasalar tam tersine toplumu birleştirmeli, kaynaştırmalı. Tarihten küçük bir örnek vereyim size. Devlet yönetimi nasıl olur? Devlet yönetimi Devlet yönetiminde istişare vardır. Danışma, müşavere. Devlet yönetiminde sağduyu vardır. Devleti yönetenler dillerine hakim olmak zorundadırlar. Diline hakim olamayan devleti iyi yönetemez. Devleti yönetecek kişilerin bilgili olması lazım. Birikimli olması lazım. Sabırlı olması lazım. Sağduyulu olması lazım. Vatandaşları arasında ayrımcılık yapmaması lazım. Her vatandaşını kucaklaması lazım. Tarihimize baktığımız zaman böyleyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Samsunlular için gurur vesilesidir. Öncesine gidelim 1915'ine. Çanakkale'ye. Yedi düvel Çanakkale'yi geçmek istedi. Yedi düvel. Çanakkale'nin her karış toprağında şehitlerimiz vardı. Her karış toprağında. Yedi düvel orayı geçemedi. Yedi düvel Çanakkale'yi geçemedi. Çanakkale geçilmez dedik. Dolayısıyla Çanakkale üzerine söylenen türküler, hepimizin yüreğini acıtan türkülerdir. Çanakkale içinde vurdular beni derken bir askerin Çanakkale'de yaşadıklarını anlatır. Ölmeden mezara koydular beni. Bu türküyü dinleyip de duygulanmayan bir insanımız var mı? Yoktur. İzin verilmedi. Bu ülke korundu. 14-15 yaşında çocuklarımız orada şehit düştü. Geçiyorum 3 yıl sonrasına. 3 yıl sonrasına. Çanakkale geçilmez güzel 3 yıl sonra bir kişi kalktı bir imza attı. Çanakkale Boğazı'nı bizim o savaştığımız bütün savaş gemileri ve devletler geldiler ve Marmara'da demirlediler. 16 Mayıs 1919. Bu Atatürk Samsun'a geldi. Bir kişiye verilen yetki Çanakkale'nin geçilmesine yol açtı. Bir kişinin attığı bir imza düşman gemilerinin gelip Marmara'da demirlemesine yol açtı. Atatürk Samsun'dan Amasya'ya geçerken Amasya Tamimi yayınlandı. Ne diyordu tamimde? Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Sevgili muhtar kardeşlerim, bu cümleyi sakın unutmayın. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bizim tarihimizde millet kavramının resmi bir belgeye girdiği belki de ilk ilk belgedir. Amasya Tamimi. Çünkü Osmanlı'da millet yoktur. Millet kavramı yoktur. Millete en güçlü vurgu yapmıştır Amasya Genelgesi. Millet azim ve kararlılıkla milletin istiklalini kurtaracaktır diye. Sonra Erzurum, sonra Sivas kongreleri. Hiç birisinde tek adam yoktur. Hiç birisinde. Erzurum kongresinde tek adam var mı? Hayır. Kongre var. Heyet var orada. Oturup konuşuyorlar. Sivas Kongresi'nde tek adam var mı? Hayır. Heyet var. Oturup konuşuyorlar. Hatta tıbbiyeli hikmet vardır orada. Tıbbiyeli hikmet. Genç bir doktor. Mandacılık tartışılır Sivas Kongresi'nde. Mandacılık. Biz kendi kendimizi mi yönetelim yoksa Amerika veya İngiltere mi gelsin Türkiye'yi yönetsin? Tıbbiyeli hikmet çıkar kürsüye ve Mustafa Kemal Atatürk'e şunu söyler. Mandacılığı reddediyoruz. Siz mandayı savunursanız size karşı da direniriz diyor. Ve mandacılığa karşı çıkılıyor Sivas Kongresinde. Neden tek adama yetki verilmiyor? Çünkü ortak akıl denen bir şey var. Akıl akıldan üstündür. Bir kişi yanılabilir. Bir kişi hata yapabilir. Benim görmediğimi herhangi bir vatandaşım görebilir. Allah'ın bize verdiği en değerli hazine akıldır. En değerli hazinedir. İnsan dışında aklını kullanan başka bir canlı da yoktur. O nedenle hata insana mahsustur. Şimdi biz bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Bir kişiyi olağanüstü yetkilerle donatıyoruz. Bu değişiklikle bir kişiyi olağanüstü yetkilerle donatıyoruz. Diyeceksiniz ki ne tür yetkiler veriyoruz? Madem ki muhtar arkadaşlarım burada çoğunlukta söyleyeyim. Bir başkan gelir. Seçilir bir başkan gelir. Bir kararname yayınlar. Muhtarlıklar kaldırılmıştır. O kadar. Bir kararname. Muhtarlıklar kaldırılmıştır. Resmi gazetede yayınlanır. Muhtarlar da tası tarağı toplarlar. Evlerine çekilirler. Bitti. Bu yetki doğrudur diyorsanız, bu yetki verilmelidir deniyorsa gidilip referandumda evet oyu kullanılacak. Bu yetki yanlıştır. Böyle bir yetki verilemez deniyorsa referandumda gidilecek. Hayır oyu kullanılacak. Bakın zor bir şey değil. Bu kadar basit. Belki bazı muhtar arkadaşlarım şunu söyleyebilirler. Olur mu? Muhtarlık kaldırılır mı? Biz o kişiye aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesih yetkisi veriyoruz. İstediği zaman meclisi fesh edip seçime götürme yetkisi veriyoruz. Dönüp size diyecek ki ne demek ki istiyorsun kardeşim? Ben meclisi fesih yetkisi bile aldım. Muhtarlığı mı fesh etmeyeceğim? Parlamentoyu fesih yetkisini vermek doğru mudur? Bunu da oturup konuşmamız lazım. Milletvekillerini kim seçiyor? Hepimiz seçiyoruz. A partisi, C partisi, O partisi hangi partidense. Vatandaşlarımız seçiyorlar. Ankara'ya milletvekili olarak gönderiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi aralarından bir başkan seçiyorlar ve meclisi oluşturuyorlar. Milli irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en güçlü şekilde tecelli ediyorum. Peki bizim 80 milyon vatandaşı temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir kişi hangi gerekçeyle feshedecek? Ve niçin feshedecek? Madem ki bir kişi milli iradeyi feshedeme yetkisine sahipse bu milli iradenin değeri var mıdır? Yani bir kişi 80 milyondan büyük müdür? Bu 80 milyonun aklı yok mudur? Niye milletvekillerini seçti oraya gönderdi? Peki bugünkü modelde nasıl? Onu anlatayım. Bugünkü modelde diyelim ki muhtarlıkları kaldıracaklar. Bunun için bir kanun gelmesi lazım. Mecliste görüşülmesi lazım. Komisyonlarda görüşülmesi lazım. Muhtar temsilcilerinin, dernek temsilcilerinin komisyonlara gelir. Komisyonlarda konuşurlar. Ya kapatılsın veya kapatılmasın. Görüşlerini neyse ifade ederler. Mecliste tartışılır ve ona göre karar verilir. Kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Bir kişi almaz. Meclis yeniden seçime gidebilir mi? Elbette gidebilir. Erken seçim kararını kim alır? Bir kişi almaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Oturur milletvekilleri. Derler ki biz yeniden erken seçime gideceğiz kendileri karar verirler. Yani milli irade karar verir. Bir kişi karar vermez. Buna evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? Takdir tamamen size aittir. Tamamen size ait. Sadece bu mu verdiğimiz yetki? Hayır. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili her türlü kararnameyi başkan çıkaracak. Bir daha çiziyorum altını. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili her türlü kararı alabilecek. Mesela ne? Kaç bakanlık olacak? Sadece başkan bilir. Kaç bakanlık olursa? 10 tane mi? 10. 50 tane mi? 50. Hiç bakanlık olmayabilir de. Takdir tamamen ona ait. Peki mevcut sistemde bir bakanlığın kurulmasına kim karar veriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milli Eğitim Bakanlığı mı kurulacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Bakanın görevlerini tanımlar. Bakanlığın görevlerini tanımlar. Kim neyi nasıl yapacak onları belirler. Milli Savunma Bakanlığı mı? O. Bilim Teknoloji Bakanlığı mı kurulacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi kurar. Yeni modelde meclisi böyle bir yetkisi yok. Başkan karar verecek falan bakanlığı kurdum. Peki kaç başkan yardımcısı olacak? O da belli değil. Afganistan'da, Afganistan'da Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı yani iki başkan yardımcısı yine seçimle gelir. Sayı bellidir iki. Afganistan'dan söz ediyorum, Türkiye'den söz etmiyorum. Bizde hiç sayı belli değil. Hiçbirisi de seçimle gelmiyor. Tamamen takdire bağlı. Başkanın takdirine bağlı. Ha siz buna çok doğrudur diyorsanız gidip evet oyu kullanacaksınız. Bu yanlıştır böyle bir şey olmaz. Meclis ikinci sınıf bir meclis değildir diyorsanız gidip hayır oyu kullanacaksınız. Bu kadar basit. Bunun siyasi partilerle bilgisi yok. A partisi B partisiyle de bilgisi yok. Bu devletin yönetim şekli. Rejimi değiştiriyoruz. Rejim parlamenter demokratik sistemden Otoriter tek adam rejimine geçiyoruz. Otoriter tek adam rejimi olsun diyorsanız, evet oy kullanacaksanız, parlamenter demokratik sistem olsun diyorsanız, hayır oy kullanacaksınız. Bu kadar basit. Öyle kafaları karıştıracak bir soru da yok ortada. Her şey çok açık, her şey çok net. Bakın size bir örnek daha vereyim. Bugünkü sistemde, diyelim ki sayın, Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti. Olur. Afrika'ya gider, Fransa'ya gider, Almanya'ya gider. Ne zaman? Üç gün, beş gün, bir hafta. Veya hastalanır. Ne olur? Üç gün, beş gün birisi vekalet eder. Bugün mevcut sistemde Sayın Cumhurbaşkanı bir yere gittiğinde ona vekaleti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yapar. Neden? Çünkü Millet Meclisi Başkanı aynı zamanda tarafsızdır bütün siyasi partilere eşit mesafede davranmak zorundadır. Cumhurbaşkanı olmadığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı onu temsil eder. Mevcut sistem böyle. Peki getirilen değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet edemiyor. Kim vekalet edecek? Başkanın seçtiği bir yardımcısı vekalet edecek. O da seçimle gelmemiş seçimle gelmiş milletvekili olmuş, sonra başkan yardımcısı olmuşsa milletvekilliğinden istifa etmek zorunda. Meclisle, meclisle başkan arasındaki bütün köprüler atılıyor. Ha diyorsanız ki bu model doğrudur, gidip evet oyu vereceksiniz. Bu model yanlıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhur'un Cumhur bir yere gittiğinde e, Cumhurbaşkanı'na kim vekalet eder? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet etmelidir diyorsanız hayır oyu kullanacaksınız. Bu kadar basit. Kendimize bir soru daha soracağız. Cumhurun başkanı yani başkan taraflı mı olmalı, tarafsız mı olmalı? Tarafsız olarak görev mi yapmalı yoksa partizan mı olmalı? Bu kadar açık bir soru. Tarafsız olmalı, partizan olmamalı diyorsanız Gidip hayır oyu kullanacaksınız. Hayır, başkan taraflı da olabilir, partizan da olabilir. Aynı zamanda partisinin genel başkanı olacak çünkü yeni anayasa değişikliğine göre. Başkan aynı zamanda hem başkan hem partisinin genel başkanı olacak. Bu normaldir diyorsanız gidip evet oyunun altına mührünü basacaksınız. Tercihiniz öyle olacak. Zor bir soru mu? Hayır. Anlaşılmayan bir soru mu? Hayır. Hepsi gayet açık, gayet net. Bunun partilerle bilgisi var mı? Hayır hiçbir partiyle ilgisi yok. A partisi, C partisine oy verebilirsiniz. O ayrı bir şey. Seçim yapmıyoruz. Bir anayasa değişikliğini oylayacağız. Referandum. Onun için referandum. Bize dediler, "Niye Anayasa Mahkemesine gitmediniz?" diye. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı verilecektir arkadaşlar. Milletin kaderini mahkemeye bırakamayız. Terk edemeyiz. Millet kendi kaderini kendisi verilecek. Ben demokrasi istiyorum diyorsa gidip oyunu kullanacak. Otoriter rejim istiyorum diyorsa gidip oyunu kullanacak. Evet diyenin de hayır diyenin de başımızın üstünde yeri var. Bakın onu da söyleyeyim. Hiçbir vatandaşıma niye evet diyorsun, niye hayır diyorsun diye özel bir suçlama getirmiyorum. Öyle bir hakkımız da yok zaten. Ama benim sizden tek isteğim Sandağa giderken düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun. Oturun, konuşun, tartışın, sandığa öyle gidin. O kadar benim istediğim o. Faturayı kim öder? Yanlışlık olduğunda. Başkana her türlü yetkiyi verdik. Birisi kalktı bir yanlış yaptı. A başkanı yanlış yapmaz da B başkanı gelir, o yanlış yapar. B başkanı yapmaz da C başkanı gelir 10 sene sonra o yanlış yapar. Bu kadar yetkiyi bir kişiye vermek doğru mudur? Bunu oturup konuşmanız lazım. Ve şunu düşünün. Bu kadar yetki verdiğimiz başkan hiçbir yerde hesap vermeyecek. Bugünkü modeli anlatayım size. Seçim olur. Sizler oylarınızı kullanırsınız. Çoğunluk partisinin genel başkanı başbakan olur. Bugün örnekte olduğu gibi Binali Bey başbakanlık görevini yapar. Başbakan seçilince ne olur? Kendi kabinesini kurar. Milletvekillerinden oluşan bir bakanlar kurulu oluşturur. Bakanlar kurulu listesini alır götürür Cumhurbaşkanına. Ona onaylatır. Sayın Cumhurbaşkanı, cumhuru temsil ediyorsunuz. 80 milyonu temsil ediyorsunuz. Bizim hükümetimiz şu bakanlardan oluşuyor. Cumhurbaşkanı imzalar. Sonra hükümet kendi programını hazırlar. Ben önümüzdeki dört yıl içinde şunları yapacağım diye bir hükümet programı hazırlar. Ne yapar hükümet programını? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu ister. Bana güvenin der. Güven oyunu alır, icraatına başlar. Geçiyorum şimdiki sisteme, yani önerilen sisteme. Önerilen sistemde güven oyu diye bir şey yok. Meclise gideceğiz, güven oyu isteyeceğiz, böyle bir şey yok. Sözlü soru önergesi de yok. Gen soru da yok. Diyeceksiniz ki peki bu milletvekilleri ne yapacak? E maaş alacaklar. Niye güven oyu istenmiyor? Sözlü soru önergesi nedir biliyor musunuz? Diyelim Samsun'da bir şey oldu. Hastaneye gitti bir vatandaş mağdur oldu. Veya 20 yıldır hastane inşaatı bitmiyor. Veya 10 yıldır falan yol yapılmadı. Bir milletvekili kalkar o yolun yapımından sorumlu olan bakana mecliste soru sorar. Bu yol niye yapılmadı diye. Bakan da kürsüye çıkar cevabını vermek zorunda kalır. Şimdi bu soru sorulamayacak asla. Niye bu yol yapılmadı sorusunu kimse soramayacak. Niye sorulmuyor arkadaşlar? Çoğunuz apartmanda oturuyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Apartmanda oturuyorsunuz. Apartmana bir yönetici seçiyorsunuz, değil mi? Aydat ödüyorsunuz. 10 lira, 20 lira, 50 lira neyse aydat ödüyorsunuz. O aydat paraları nereye harcanıyor? Bir de denetim kurulu var. Onu da seçiyorsunuz. O da denetliyor. Bu paralar doğru yere harcandı mı, harcanmadı mı? Şimdi yeni modelde bir apartmanda, bir kooperatifte ön gördüğümüz titizliği 80 milyonun vatandaşın olduğu, 80 milyon vatandaşın olduğu bir Türkiye'de denetim hiç yok arkadaşlar. Kimse soru soramayacak. Ha siz buna doğrudur böyle olması lazım diyorsanız gideceksiniz evet oyu kullanacaksınız. Bu yanlıştır bu kadar olmaz diyorsanız gidip hayır oyunu kullanacaksınız. Bunun partilerle falan bilgisi yok. Kişilerle de ilgisi yok. Bu tamamen bir rejimle ilgilidir. Rejim değişikliği tek adam mı olsun demokratik sistem mi olsun budur. Bir daire alırken ne yaparız? En azından eşimize sorarız. Hanımla beraber gideriz, bakarız ya. Bu daireyi beğeniyor muyuz, beğenmiyor muyuz diye. Evde bir karar alırken oturup konuşuruz. Çocuklar büyükse onların da görüşünü alırız. Bunlar yok arkadaşlar. Bir ailede olan danışma bir devletin yönetiminde yoksa orada devlet yoktur. Sadece bu mu? Hayır. Şunu düşünün. Bir partinin genel başkanı hakim tayin etsin mi, etmesin mi? Bir partinin genel başkanı hakim tayin etsin diyorsanız gideceksiniz evet oyu kullanacaksınız. Diyeceksiniz ki parti başkanı e hakim tayin etsin ne olacak? Böyle bir şey olmaz diyorsanız yargı bağımsızlığı olmaz diyorsanız her vatandaş hak aramak için mahkemeye başvuracaktır. Partili hakim olur mu? Böyle bir rezalet olur mu diyorsanız e, gideceksiniz hayır oyunu kullanacaksınız. Bunun partilerle bilgisi yok. Seçimle de bilgisi yok. Bu bir referandum. Bir rejim tercihidir. Bu tercihi oturup konuşacağız. Şimdi bir şey daha getiriyorlar. Hem parlamentoda denetim yetkisi kalkıyor, gen soru verilmiyor, sözlü sorular veriliyor, hiçbir şey verilmiyor. Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar. Niye 600? Ben mesela sebebini bilmiyorum. İçinizden bilen var mı? Ben bil onu da bilmiyorum. Birisi bir Allah'ın kulu çıkıp bana bunu anlatsa çok memnun olacağım. Geçen bir gazete yazmış 600 milletvekilini CHP istedi diye. Ya niye isteyelim? Bizim arzu ettiğimiz milletvekili sayısı 450'dir. 450, 550 bile fazla. Neden biliyor musunuz? 550 milletvekili arkadaşlarım burada. Bir milletvekili komisyonlarda görev almıyorsa, Genel kurulda tek işi var el kaldırıp indirmek o kadar. O kadar. Gerçekçi olalım. Samimi olalım. 450 milletvekilinin her alanda bir şekliyle komisyonlarda, yeni kurulacak komisyonlarda, araştırma komisyonlarında görev alabilirler. 550 fazla 600'e çıkarıyoruz. 5 yıllık maliyeti 187 trilyon lira. Kim ödeyecek? E bu milletin fakir fukara söyleyecek. Niye ödesin bu parayı? Niye ödesin? Ha diyorsanız ki 550 milletvekili az, 600 çok doğru bir rakamdır. E gideceksiniz evet oy kullanacaksınız. Bu kadar basit. Hayır 600 milletvekili fazla bir de boşu boşuna 187 trilyon vermeyelim diyorsanız e gideceksiniz. Hayır oy kullanacaksınız. Bunun zor bir tarafı yok. Bütün mesele nedir? Akıl süzgecinden bunları geçirmektir. Milletvekilliği yaşı 18'e inecek. Gençlere bir tuzak kuruluyor. Gençler referandum sırasında evet oyunu versinler diyor. 18 yaşında milletvekili olacaksın. Ömür boyu askerlikten muaf olacaksın. İki yıl milletvekilliği yaptıktan sonra da milletvekili emekli aylığı almaya hak kazanacaksın. Allah aşkına. 18 yaşında çocuğu veya torunu olup da ya benim milletvekilim 18 yaşında milletvekili olacak, ömür boyu da askerlikten muaf olacak. Ben bundan yararlanırım diyen bir Allah'ın kulu var mı ya? Var mı? Kim için? Kendi çocuklarının istikbali için. Peki fakir fukaranın, garip kurebanın çocuğu nereye gidecek? El baba gidecek. Nereye gidecek? Suriye'ye gidecek. Nereye gidecek? Eksi 35-40 derecede PKK ile mücadeleye gidecek. Ha diyorsanız ki bu çok doğru bir karardır, gideceksiniz. Evet oy kullanacaksınız. Ya bu yanlıştır böyle saçma şey olmaz diyorsanız, gidip hayır oy kullanacaksınız. Bunun partilerle bilgisi yok. Partilerle bilgisi yok. Seçimle de bilgisi yok. İktidarla da bilgisi yok. Bu tamamen bir rejimle ilgili bir olay. Rejimi değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi? Bu da tartışılabilir. Bu da tartışılabilir. Ha bana sorarsanız, bugünkü rejimde hatalar var mı, eksiklikler var mı? Var tabii. Var. Söyleyeyim. Bir, siyasi ahlak kanuna ihtiyacımız var. Siyasi ahlak kanuna ihtiyacımız var. İhale takipçisinin mecliste ne işi var? Yolsuzluk yapanın mecliste ne işi var? Siyasi ahlak kanunu çıkmak zorundadır. Sayın Davutoğlu çıkaracaktı. Görüş birliğine vardık. Ama ömrü yetmedi. Ömrü yetmedi. Sen misin siyasi ahlak kanunu çıkaran kapının önüne kondu. İki, yüzde on seçim barajı doğru değil. Niye yüzde on seçim barajı? bir parti yüzde 9,99 oy alsa dahi bir milletvekili meclise gelmiyor. Ya niye gelmiyor? Biz ne diyoruz? Yüzde bir oy alan partinin genel başkanı da meclise gelsin. O da çıksın kürsüden konuşsun. Milletin kürsüsü değil mi? Bir milyon oy almış meclise bir milletvekili sokamıyor. E olmaz. Yanlıştır. Milli irade hem milli irade milli irade diyeceksin hem de önüne duvar öreceksin. O zaman soru şu: Bu yüzde on seçim barajını kim getirdi? Kenan Evren ve arkadaşları getirdiler. Onlar kimdi? E, darbeciydi. Şimdi darbe kanunlarını savunmak ne demektir? Darbeciliği savunmak demek değil midir? Biz karşı çıkıyoruz çünkü biz darbe istemiyoruz. Bu ülkede, bu millet kendi kaderini tayin etmelidir. Bu milletin ferasetine, izanla ben güveniyorum. Millet kendi kaderini tayin ederken oturup düşünecektir. Türkiye öyle çok rahat kurulan bir ülke değildir. Bu ülkenin kuruluşunda şehitler vardır, gaziler vardır, acılar vardır. Dolayısıyla biz ülkemizi sokakta bulmadık. Hepimizin oturup yeniden düşünmesi lazım. Başka bugünkü sistem içinde en temiz seçim en güzel seçim, en demokratik seçim muhtar seçimleridir. Muhtar çıkar mahalleye veya köye. Der ki ben adayım. Vatandaşlar gelirler muhtarını seçerler. Milletvekili seçimlerini millet mi yapıyor? Hayır arkadaşlar. O da bir darbe anayasasıyla, darbe yasasıyla geldi. Sizin önünüze siyasi partiler liste koyuyorlar bunlara oy vereceksiniz ya. Siz milletvekilini seçmiyorsunuz. Siz listeyi seçiyorsunuz. Biz ne diyoruz? Milletin vekilini de millet seçmelidir. A'yı mı seçecek? A. B'yi mi seçecek? B. A partisinden, A partisinden seçsin. Ama listeyi önüne koyduğunuz zaman milletvekilini millet seçmemiş oluyor. Sadece listeye oy vermiş oluyor. Bu doğru değil. Buna benzer pek çok düzenleme yapılabilir bu sistem içinde demokratik parlamenter sistemimizi güçlendirebiliriz. Aksaklıkları giderebiliriz. Bunların hepsi olabilir. Bizim itirazımız yok. E, i̇ki yasama dönemi öncesinde anayasa değişikliği için dört parti masaya oturdu. 80 maddede uzlaştık arkadaşlar. 80 maddede. Affedersiniz 60 maddede. 60 maddede uzlaştık. Demek ki dört parti bir araya gelip anayasa değişikliğinde uzlaşabiliyorlar. Hayır çıkarsa ne olur? Hayır, hayırın en güçlü mesajı şu olur. Biz demokrasiyi istiyoruz. Demokratik parlamenter sistemi istiyoruz. Bu sistemin aksaklıkları var. Ey partiler oturun bu sistemin aksaklıklarını giderin. Bu mesaj Türkiye'ye verilecek en güçlü mesajdır. En güçlü mesajdır. Evet oturacağız. Aksaklıkların tamamının giderilmesini isteyeceğiz. Bunu savunacağız. Anlattıklarımın bazı çevreler tarafından Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor diye söyleniyor. Ben de kendilerine şunu söyledim. Benim doğru olmadığımı söylemediğimi düşünüyorsanız e sizin arzu ettiğiniz bir televizyon kanalında, sizin arzu ettiğiniz gazetecilerle, buyurun gelin medeni insanlar gibi oturalım, konuşalım. Ben de anlatayım, siz de anlatın. Bir araya gelelim. Kavga edecek halimiz yok ya. Siz bana dersiniz ki, ey Kılıçdaroğlu, sen bunu söyledin ama bak bu değişiklikte de senin söylediğin gibi olmuyor. Beni anlatırsınız, millete gösterirsiniz. Ben de derim ki ya çok mahcup oldum. Gerçekten ben burada yanılmışım. Belki hiç propagandaya bile gerek kalmaz. Belki hiç meydanlara bile çıkmaya gerek kalmaz. Ben de mahcup olurum, bir köşeye çekilirim. Gelin diyorum. Beni mahcup edin o zaman. Buyurun. Ben mi doğruları anlatıyorum, siz mi doğruları anlatıyorsunuz? Hiçbirisi gelmiyor arkadaşlar. Niye gelmiyor? Çünkü onlar da biliyorlar ki ben doğruları söylüyorum. Onlar da biliyorlar ki ben doğrulardan yanayım. Onlar da biliyorlar ki ben adaletten, haktan, hukuktan yanayım. Onlar da biliyorlar ki ben hiçbir vatandaşımı ayırmıyorum. Hiçbir vatandaşımı. Kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun bu memlekette yaşıyorsa Beraber yaşıyorsak huzur içinde, barış içinde yaşamak zorundayız. Görüşlerimiz farklı olabilir ama birbirimize selam vermeliyiz. Görüşlerimiz farklı olabilir ama bir kahvede oturup sohbet edebilmeliyiz. Görüşlerimiz farklı olabilir ama yeri zamanı gelince tokalaşmalıyız. Yeri zamanı gelince ortak değerlerde buluşmalıyız. Bakın ben size şunu anlatayım. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşadık. 15 Temmuz'da. Hep beraber bütün siyasi partiler karşı çıktı mı? Karşı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi sabaha kadar bombalar altında görev yaptı mı? Görev yaptı. Bu meclis, bu meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı yönetti mi? Yönetti. O nedenle adı Gazi Meclis midir? Gazi Meclis'tir. Bu meclis Kıbrıs Barış Harekatı'nı yönetti mi? Kıbrıs Barış Harekatı'nı yönetti. Bu meclisten alıp veremediğiniz nedir? Niye meclisin yetkilerini elinden alıyorsunuz? Ne olacak biliyor musunuz? Diyorlar ya FETÖ, FETÖ 35 yılda devletin içine sızdı, paralel devlet kurdu. Bu değişiklik geçerse hiç 35 yıla gerek yok. Bir kişiyi ikna ettiğinizde veya bir kişiyi kandırdığınızda en geç 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni elde edersiniz. En geç 24 saat içinde. Nasıl mı? E bütün yetkiler bir kişide. Bir kararnameyle. Bütün valileri, bütün kaymakamları, bütün emniyet müdürlerini, bütün genel müdürleri, bütün müsteşarları, bütün müftüleri, bütün büyükelçileri. Bir kararnameyle hepsini değiştirebilirsiniz. Hepsini. Bu yetkiyi veriyorsunuz. Ha diyorsanız ki bu yetki çok normaldir, verilmesi lazım. Gidip evet oyu kullanacaksınız. Ya bu yanlıştır. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir kişiye teslim edilemez diyorsanız. Hayır oyu vereceksiniz. Bu kadar basit. Bunun zor tarafı yok. Öyle 30-35 yıl devletin içine gireyim. Efendim müsteşar elde etmek için okullar kurayım. Cemaatler oluştu. Bunlara gerek yok. Bir kişiyi ikna edeceksiniz. Aklıma şu soru geliyor. Büyük Orta Doğu projesi neydi? Düşünüyor musunuz hiç? Büyük Orta Doğu projesi. Beş başkanı kimdi? Büyük Orta Doğu projesi uygulamaya konduktan sonra Suriye ne oldu? Parçalandı. Irak ne oldu? Parçalandı. Nasıl bir yetki veriyoruz başkana biliyor musunuz? Samsun, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon. Hepsini birleştiriyorum. Tek vilayet yapıyorum. Bir kararnameyle. Başına da bir genel vali atıyorum. Bir kararnameyle. Ha diyorsanız ya bu çok güzel bir şey. Bir de boşu boşuna meclise götürüp oradan kanun çıkarmayalım diyorsanız gideceksiniz. Evet oy kullanacaksınız. Ya bu yanlıştır böyle saçma şey olur mu? Diyorsanız gideceksiniz. Hayır oy kullanacaksınız. Bu memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin memleketi. Ben vatanseverim diğerleri değil, öyle bir düşüncem de yok. Hepimiz vatanseveriz. Hepimizin ülkenin geleceğine karşı sorumluluğumuz var. Ben genç bir bürokratken İstanbul'da Fikirtepe'de bir okulda gittim. 12 Eylül darbe anayasasına hayır oyu kullandım. Ben bunu yaptım ve çocuklarıma da övgüyle anlatıyorum. Yüzde doksan küsürle eve çıkmıştı. Ben hayır oyu kullananlardan birisiyim. Çocuklarınıza, torunlarınıza bu ülkede demokrasiyi kaldırmak istediler. Tek adam rejimi getirmek istediler. Ben sandığa gittim hayır oyunu kullanarak demokrasiyi savundum diye onurlu bir söylemde bulunmak istiyorsanız hayır oy kullanacaksınız. Hayır, Türkiye önemli değil. Bir kişiye verelim. Bir de boşu boşuna biz düşünmeyelim. O bizim adımıza düşünsün, bizim adımıza karar versin. Diyorsanız, e gidip evet oyu kullanacaksınız. Ne olacak? Evetin vebali çok ağırdır arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Evet kullanmanın vebali çok ağırdır. Zaten onlar da neden evet oyu kullanmalı? Neden evet oyu kullanılmalı? Zaten onu anlatamıyorlar. Anlatamıyorlar. Oysa çık vatandaşın önüne. Zaten bütün televizyonlara emriniz günü 24 saati kullanıyorsunuz zaten. Vatandaşa neden evet oyu kullanması gerektiğini anlatın. Anlatın. Efendim çift başlık kalkacak. Tam tersi çift başlık anayasal kurum haline geliyor. Neden? Başkan çift başlı. Hem partinin genel başkanı. Hem Cumhur'un başkanı. Olur mu? E olmaz. Cumhur'un başkanı 80 milyonu temsil eder. Partinin başkanı da kendi partilerini temsil eder. Sadece tepede mi? Aşağıda da çift başlık. İl başkanı kimi temsil eder? Partinin genel başkanını temsil eder. Bizim il başkanımız burada. Vali kimi temsil eder? Cumhur'u temsil eder. E yeni modelde hem vali hem il başkanı ikisi de cumhurbaşkanını temsil edecek. Buyurun aralarındaki kavgaya sen mi temsil edersin iyi ben mi temsil ederim iyi? Kim diyor çift başlı kaldırıyoruz diye? Yani. Efendim terörü bitireceğiz. Ya 15 yıldır iktidardasınız. 15 yıl. Ne istediğiniz de çıkmadı. Hangi kararı almak istediğiniz alamadınız. Dilimde tüy bitti dedim ki terörü bitirin. Bizden ne istiyorsanız bütün desteği vereceğiz size. Bütün desteği. Ne istiyorsanız. <laughs> terör terör hepimizin ortak sorunu. Benim de sorunum, onların da sorunu. Teröre karşı milli bir duruş, evet milli bir duruş sergilememiz lazım. Terörden canımız yandı. Gencecik fidan gibi çocuklarımızı toprağa veriyoruz. Yazık günahdır. Patlayan bombalarda yaşlı, genç, çocuk demeden bir sürü insan hayatını kaybediyor. Ne istediğinizde size engel oldu. Birisi engel oldu. Kim engel oldu? Engel olan yok. Niye bitirmediniz? Bir kanun vardı da çıkaramadınız. E söyleyin hangi kanunu çıkaramadınız? Bir karar vardı da alamadınız. E söyleyin hangi kararı alamadınız? Ha biz size ne dedik? Biz size dedi ki devleti meşru bir organı gayri meşru bir organla muhatap etmeyin dedik. Doğru. Bir devlet bir terör örgütüyle muhatap olmaz. Bunu söyledik. Devleti bir terör örgütüyle muhatap etmek yanlıştır. Dünyanın her tarafında da yanlıştır. Ama sen terörle mücadele edeceksen ne destek istiyorsan her türlü desteği veririz. Yeter ki engelle. Sorun çok. Sorun çok. Bütün bunlara rağmen bakın devletin forsunu kullanıyorlar devletin arabalarını kullanıyorlar devletin uçaklarını kullanıyorlar devletin televizyonlarını kullanıyorlar devletin paralarını kullanıyorlar ve biz mağduruz diyorlar ya biz devletin parasını kullanmıyoruz arabasını kullanmıyoruz uçaklarını kullanmıyoruz televizyonları zaten bizi iyi çıkarmıyor devlet televizyonları ayrı yazı yazdık telefon ettik ya arkadaş bizi niye çıkarmıyorsun benim vergimle sen TRT'de yayın yapıyorsun. Ya bizi niye çıkarmıyorsun? İzin alamıyorlar. Ya nereden izin alacaksın kardeşim? Nereden izin alacaksın? Sen tarafsız yayın yapacaksın. Ayı çıkarıyorsan beyi de çıkaracaksın. Beraber çıkacaklar. Veya ayrı ayrı çıkaracaklar. Şimdi biz mi mağduruz onlar mı mağdur? Ama söyledim ya ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Ben bu milletin vatan sevgisine, bayrak sevgisine güveniyorum ne yaparlarsa yapsınlar bu millet hayırlı bir iş yapacak. Hayırlı bir iş yapacak. Çünkü demokrasinin ne kadar güzel olduğunu hep beraber biliyoruz. Demokrasi güzel bir şey. Demokrasi güzel bir şey. Benim gibi düşünmeyen insanın da konuşmaya hakkı var. Benim gibi düşünmeyen insanın da yazmaya hakkı var. Benim gibi düşünmeyen insanın da Benimle kucaklaşmaya hakkı var. Birlikte olmalıyız. Sevmeliyiz birbirimizi. Sevmeliyiz. Sevgi üzerine her şeyi kurarsak emin olun Türkiye asıl o zaman güçlü bir devlet olur. Sevgi üzerine kuracağız her şeyi. Dostluk üzerine kuracağız. Kardeşlik üzerine kuracağız. Öyle noktaya Türkiye taşındı ki şehitler arasında bir ayrım yapıldı arkadaşlar. Şehitler arasında bile. Olmaz. Yazıktır, günahtır. Şehitler bizim şehidimizdir. 15 Temmuz şehidinin de başımızın üstünde yeri var. Elbap şehidinin de başımızın üstünde yeri var. Terörle mücadele edip şehit olan kardeşimizin de başımızın üstünde yeri var. Şehidin ayrımı olur mu? Şehit annelerinin gözyaşları arasında bir fark var mı arkadaşlar? Yoktur öyle bir şey. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun. diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer muhtarlarım lütfen bu salondan ayrılmasınlar.